yerel seçimlerde Mazgirt'i aldık. Evet, aldık ama gerçekten ciddi sıkıntılar, ekonomik sıkıntılarla ve ciddi bir borçla devraldık. Yani aşağı yukarı 80 yıllık bir belediyeyi 6 milyon borçla, tabii o kadar hizmet vermiş ki normal bu da, 5 yıl içerisinde resmi borçlar 45,5 milyon, yani hatta küsuratı da var, 45.534.000 lira borçla devraldık. Tabii bunun yanı sıra ufak tefek çalışmalarımızı başlatınca piyasa borçları da çıktı. Yani 3 milyon 800 de piyasa borcu. Yani araç tamir edilmiş, işte teker alınmış, ufak tefek masraflar yapılmış, kum alınmış vesaire. Bunlar da hiç ödenmemiş. Yani piyasa borcu, resmi olmayan borçlar. Tabii biz geldik, araçlar arızalı, kepçe arızalı, bakımları yapılmamış, tekerler patlak. Yani bu böyle, bu şekilde bir belediye devraldık. Tabii ilk geldiğimiz ay bir belli bütçe gelir. Bu bütçe de dağıtılmış maalesef kendi yandaşlarına, kendi akrabalarına. Kendi imkanlarımızla, kendi cebimizden bir şeyler yapmaya çalıştık. Kepçeyi cebimizden yaptık, mazotunu aldık, tekerlerini yaptık, bakımını yaptık. O şekilde çalışmaya başladık. Tabii altyapı yapılmış, doğru. Altyapı da yani ciddi sıkıntılar var gerçekten. Yani dört dörtlük bir altyapı değil. Şimdi biz tabii parke çalışmalarımıza başladık. Tabii birebir sahada olduğum için görüyorum. Gerçekten sıkıntılar var. Yine toparlamaya, temizlemeye çalışıyoruz. Bir altyapı yapılmış. Tabii bu da İller Bankası'ndan yapılan bir borçlama. Onun haricinde de hiçbir şey yapılmamış. Var olan parklarımız, garajlarımız, 5-6 tane iş yerimiz vardı. Onlar da yıkıldı maalesef. Yani bitik durumda. Belediyeye ait herhangi bir şey yok. Öz kaynaklarımız zaten yok. Elektrik sıkıntılarımız var. Geçmişe dönük ödenmemiş borçlar. 1,5 milyonla devraldık. Daha önceki röportajlarımızda da yaptık. Yani borcumuz bize ait değildi ama yani zaten ayın 5'inde ben o zaman da mazbatamı aldım. Ayın 15'inde TEDAŞ geldi hemen. Borcumuz olduğunu söyledi. Tabii bu 2,5 yıl, 3 yıllık bir borç. Şimdiye kadar ödenmemiş, birikmiş faizle beraber. 1 milyon 700 akabinde diğer aylarda hemen 2 milyonu buldu. Tabii biz kendi imkanlarımızı zorlayarak bir 600 binasını ödedik. Bunları öderken tabii eski parkelerimiz vardı. Toprağın dibinde kalmış, altyapıdan sökük, kenarlara atılmış, çöplere atılmış. Taşlarımızı tekrar eledik, çıkardık meydana, yıkattık, temizledik itfaiyeyle. Tekrardan kendi imkanlarımızla dizmeye başladık. Çünkü gerçekten merkezin içi darmadağındı. Yani yolda yürünecek hali değil. Okulumuzun önü tekrar aynı şekil. Yani bu parkelerimizi kendi imkanlarımızla dediğim gibi toparlamaya çalışıyoruz. Dizdik. Gerçekten ciddi sıkıntılarımız var. Bütçemiz eksik, az geliyor maalesef. Geçmiş dönem yapılandırmalar, krediler, taksitler, işte sendikalardır, SSK borçlarıdır. Bunları ödenin kesintiler yapılınca ödemede sıkıntı yaşıyoruz. Yani işçilere ödemede sıkıntı yaşıyoruz. Personele maaş maalesef yetmiyor ki kendimiz 2-3 ay yani söyleme sahip maaş da almadık kendi adıma, çünkü personele yetmesi için. Tabii yine bu şekilde yürütmekte gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle, şimdi TEDAŞ tekrar bizi sıkıştırmaya başladı. Yani bu ay personele artık maaş veremeyeceğim. Çünkü bir 300 bine tekrar TEDAŞ'a ödeme yaptık. Gelen bütçe zaten 339 bin lira. Personel gideri 500 bin lira. Zaten o da yeterli gelmiyordu ama yine de TEDAŞ'a vermeyi tercih ettik. Çünkü elektriğimiz kesileceğini yine söylediler. Hatta evrağı burada göndermişler tekrardan. Bu şekilde yani sıkıntılar içinde çalışmaya çalışıyoruz. Tabii belediye birliğimize yazılarımızı yazdık. Araç gereç talebinde bulunduk. Yani aracımız yok. Kamyonlarımız vardı satıldı. Kepçemiz vardı satıldı. İtfaiyemiz vardı satıldı. Yani maalesef aracımız da yok ki çalışma yapalım. Mesela 339 bine bir para geldi. Sırf benim personel giderim 500 bin lira. Tabii bunun yanında elektrik, bunun yanında mazot alımı,
Bunun yanında ekstra işte bilgisayar faturalarıdır, ufak tefek alımlar oluyor. İlla ki yağıdır, tekeridir araçların. Yani bu tarz maliyetler bizi bayağı sıkıntıya koyuyor. Hatta petrolcü arkadaşımız var, sağ olsun bizi idare ediyor. Veresiye şu an. Mazot alıyoruz, açık söyleyeyim. O şekil idare ediyor. Yani böyle öz kaynaklarımız olmadığı gibi personel ucu ucuna yetiyor. Ama böyle bu diğer şeyler bizi sıkıntıya koyuyor. Yani İller Bankası'nın gerçekten katkı payı az. Nüfusumuz 1300. O da etkiliyor tabii. Katkı payı o yüzden az geliyor. Yeterli gelmiyor. Ve şimdi SSK borçları da çıktı. Maalesef yine kendi dönemlerinde, açık söyleyeyim, ödenmemiş. Şu anda 7,5 milyon da SSK borcumuz var. Geçmiş dönemde de yani biraz kaynaklar varken iyi değerlendirilmemiş. Örnek vereyim, bir sağlık ocağımız vardı. Tabii bunlar özel idareye ait, kaymakamlığa ait. Tabii açık söyleyeyim, siyasi şeyleri devreye koyunca işin rengini değiştirmişler. Sağlık ocağı bize ait olmadığı halde 2,5 milyon tadilat ve tamiratı sürmüş. Bir yılına kontrat yapılmış. Bir yılda da zaten tadilat ve tamirat sürmüş. Yani boşu boşuna 2,5 milyon maalesef oraya harcanmış. Yani olmaması gereken, bize ait olan bir kurum değil, bir bina değil. Sadece orada bir 2,5 milyon harcanmasını ben doğru bulmuyorum. Yani kendi akrabaları, açık söyleyeyim. Şimdi firmanın ismini söylemek istemiyorum. Zaten bütün yerlileri hep bu firmaya vermiş. Yani burada bir gerçekten sorun var. Tabii ki olmaması gereken şeyler. Yani fahiş ihaleler, işte fazladan ödemeler yapılmış belli zaten. Metrekarelere işte bakıyorsunuz, yapılan işlere bakıyorsunuz, fazladan paralar gerçekten verilmiş. Yazık yani, belediye yani kurumu zarara uğratılmış. Bu da bir gerçek. Yapılmaması gereken duvarlar yapılmış. Yani açık söyleyeyim şöyle, tabii ben yıllarca burada doğdum, büyüdüm. Yani 1980'den beri burada doğmuşum, bu coğrafyada yaşıyorum. Kendim de esnafım aynı zamanda, olaya da yani merkez muhtarıydım aynı zamanda, olaya hakimim. Olmaması gereken şeyler. Örnek veriyorum. Yol düzelgahımız var. Kepçelerle, eskavatörlerle yarma haline getirilmiş. Yamaç haline getirilmiş. Sonra duvar ördürülmüş. Yani bu da yani mantıklı değil. Yapılan duvar da yine dediğim gibi kendi akrabalar. Sırf para kazandırma. Yani o duvarın olmaması gerektiği yerde kepçelerle çalışma yapılmış. Tekrar duvar örülmüş. Yani kendisine bir rant çıkarma, bir iş çıkarma gibi bir şey yani, açık söyleyeyim. Bunların da yapılmaması gerekiyordu. Yani yapılmaması gereken çok şey var. Okulumuz yıkıldı. Yani garajımız vardı, yıkıldı. Demin de bahsettim, yani bir parkımız vardı. Belediye ait iş yerlerimiz vardı, hepsi yıkıldı. Sırf hurda için, açık söyleyeyim. Sırf hurda için yıkıldı gitti yani. Yenisi yapılacağı söylendi. Bu şekilde en cümleler kandırıldı. Yapacağız, yenisini yapacağız, daha iyisini yapacağız gibi. Bizim ilk önceliğimiz üst yapı. Gerçekten üst yapı çok kötü. Yani toparladık. Merkezi aşağı yukarı 3-5 sokağımızı yaptık. Toparlamaya çalışıyoruz. Üst yapı gerçekten çok kötü. İlk hedefimiz tabii ki üst yapı. Daha sonra dediğim gibi bir parkımız vardı. İhtiyaç sahibi bayanlar çalışırdı. Yani biri ateş kahvesi yapardı, biri gözleme yapardı, biri yufka ekmek yapardı. İhtiyaç sahibi bayanlar gelir orada çalışırdı. Ama maalesef orası da yıkıldı. Şimdi orada bir park yapmak istiyorum tekrardan. Ondan sonra garajımız tekrar yıkıldı. Maalesef şu anda servis araçlarımız kalkıyor. Şu anda mevsimler belki uygun ama önümüz kış. Vatandaş gelip belediyede çayını içiyor. Belediyede ağırlıyoruz ki servis araçlarımıza binsin, Tunceli'ne gitsin gelsinler. Yani yerimiz yok. Düşün yani, bir bayan gelecek, kışın garaja gidecek. Bomboş, yıkılmış, terk edilmiş bir garaj. Oturacak yeri yok. Şu anda işte gelip burada aşağıda bayan personelin yanında oturuyorlar. Çayını içerler, araç kalktığı zaman giderler. Önümüzde kış dediğim gibi, bu da ciddi bir sıkıntı bizim için. O şekilde idare etmeye çalışacağız. Tabii hedefimizde de garajı da yapmak var. Sonra güneş panelini düşünüyorum. GES projesi, çünkü dediğim gibi elektrik bayağı bir sıkıntıya sokuyor. Güneş enerjisi bizim için 10 numara. Çünkü pompalarımız, 5 tane pompamız var.
Bunları da dağıtımı yapmamız için sondajlarımız yukarıya depoya su basıyor, tekrar dağıtımı yapıyor şehre. Bu da ciddi bir elektrik sarfiyatı yaratıyor. Bir GES projesi düşünüyorum. Yazışmalarımız devam ediyor. Bakalım olursa düşünüyorum GES projesi. O da projelerimizin arasında. İmkanlarımız verdikçe, el verdikçe böyle toparlamaya çalışacağız. Önümüzdeki dönem bir üniversite düşünüyoruz. Rektörümüzle görüştük. Tekrardan burada bir bölüm vardı üniversitenin. Muhasebe bölümü vardı. Kaldırdılar. Onu bir çalışmasını yaptık. Görüşüyoruz. Aşağıda bir kampüsümüz var. Boş yapıldı. Terk edilmiş durumda. Sağ olsun rektörümüz bu konuda biraz duyarlı davrandı. Kendileriyle de görüştük zaten. Bakalım öyle bir düşüncemiz var. Faaliyete koyabilirsek bu dönem olmadı. Biraz geçti belki ama önümüzdeki dönemlerde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Üniversiteyle alakalı, bir bölümün verilmesiyle alakalı. Şimdilik imkanlarımız buna el veriyor. Tabii ileride aslında açık söyleyeyim benim projelerimde bir de sosyal bir tesis vardı. Çocuk yüzme havuzları, bayan erkek yüzme havuzları yapmayı düşünüyorum. Çünkü sosyal bir alanımız yok. Yani çocukların yüzebileceği veya vatandaşın yüzebileceği bir şeyimiz yok. Hani diğer ilçeler belki su biraz cezbediyor. İşte Pürümür'dür, Ovacık'tır tabii ki ama bizde maalesef bu şeyimiz de yok. Bu da bizim için bir sıkıntı. Gerçekten yani biz çala çocuğumuzu biz de alıp geliyoruz işte. Ama burada öyle bir sosyal tesisin olması iyi. Düşünüyorum tabii projemde ileride bu projeleri sunacağız. Tabii kardeş belediyelerimizle bunları istişare edeceğiz. İnşallah bu konuda bize yardımcı olurlar. Mesela Reyhan üretimi şu an mükemmel. Bir şerbeti yapıldı ki üniversitede şu an hatta yapılırsa tekrar kendileri gelip alabileceklerini söylüyor. Hatta tohumunu veya fidanını kendileri veriyorlar şu an. Bir arkadaşımız şu an yapıyor. Bir 150-200 kök aldı. Bir deneme yaptı. Yani güzel. Mesela salep olabilir, lavanta olabilir. Yani bunlar gerçekten şu anda iyi bir getirisi olan şeyler. Mesela bir salep şu an kilosu 2000 lira. Yani üretilebilir, satılabilir. Önümüzdeki baharın bunları düşünüyorum. Yani şu an imkanlarımız yoktu böyle ufak tefek şey yaptık ama önümüzdeki sezonda böyle bir bütçe kendime göre ayırlayacağım. Üretime dayalı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Gerçekten özellikle salebi düşünüyorum ve reyhanı. Ha tabii o zaman daha ne gündemde olur? Endemik bitkilerden olabilir. Araştıracağım bunu tabii iyice. Böyle bir üretim yapmak gerekiyor. Ekstra bir bütçe şart. Çünkü öz kaynaklarımız yok. Üretime dayalı satabileceğimiz hızlı bir şekilde paraya dönebilecek ekonomik anlamda üretim yapmamız gerekiyor gerçekten. Ekonomik durumu iyi olan iş adamlarımız var. Ekonomik durumu olan insanlarımız, vatandaşlarımız var. Mazgirt bizim. Hep birlikte sahip çıkmaya çalışacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız. Tabii onlara da çağrımız budur. Sahip çıksınlar. Bizi yalnız bırakmasınlar. Yani her anlamda, maddi manevi anlamda desteklerine gerçekten ihtiyacımız var.